Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Şu anda Sat7Türk'ün Sat7Türk Çocuk programındasınız ve hepiniz Sat7Türk Çocuğa hoş geldiniz. Bense, beni tanımayanlar varsa aranızda, Nora abanız. Hafta içi her gün pazartesi ve cuma günleri arasında saat tam 4'te Sat7Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyorum. Sizlere bir sorum var arkadaşlar. Genelde kim tarafından korunduğunuzu düşünüyorsunuz? Mesela eğer babanız hayattaysa ya da anneniz ya da dedeniz, anneanneniz, babaanneniz ya da başka büyükleriniz, onlar tarafından mı? Sizce siz bu dünyada koruyan kişi kim? Tabii ki de güçlü babam dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de bu da doğru. Evet, onlar tabii ki sizi koruyorlar ve aynı zamanda mesela öğretmenlerimiz, mesela doktorlar, mesela avukatlar, savcılar, yani hukukla ilgilenen bizim büyüklerimiz bizleri birçok konuda farklı farklı konularda koruyorlar. Ya da mesela polisler, ya da mesela askerler bizi birçok konuda koruyorlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Peki bir soru daha var aklımda. Onları kim koruyor sizce? Sizin şu ana kadar tanıdığınız en yaşlı kişiyi kim koruyor mesela? Ondan daha yaşlı, daha büyük biri var mı etrafında? Hayır, yok. Peki onları kim koruyor? Onları kimse korumuyor mu yoksa? Hiç zannetmiyorum. Aklıma şu geliyor. Onlardan daha güçlü olan kim var? Onlardan daha yaşı büyük ya da daha yaşam tecrübesi fazla olan kimse yoksa eğer, onlardan büyük kimse yok mu? Tabii ki de var ve siz onu çok iyi tanıyorsunuz arkadaşlar. Tanrı bu dünyadaki herkesten daha büyük olan, gücü bu dünyadaki herkesin gücünden daha büyük olan biri var. O da bizim Tanrımız. Sizlere bir ayet okumak istiyorum. Bir mezmur okuyacağım. Mezmurlar 121'den. Senin koruyucun Rab'dir. O sağ yanında sana gölgedir. Gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez. Peki hadi bunu biraz açalım. Senin koruyucun Rab'dir. Yani kısaca seni koruyan kişi aslında Rab'dir. Seni koruyan kişiyi koruyan da Rab'dir. Mesela anneni, babanı, öğretmenini, doktorları, polisleri, askerleri koruyan da Rab'dir. O sağ yanında sana gölgedir. Gölge beni nasıl koruyabilir ki? Tabii ki de güneşten koruyabilir mesela, değil mi? Yanmaktan koruyabilir. Gündüz güneş, hani bazen böyle yazın ortasında bazen çok güneşte kalmışızdır, hata yapmışızdır, kıpkırmızı oluruz, sonra çok canımız yanar ya. İşte Tanrı senin hayatında olduğu sürece, ki her zaman senin hayatında olacak, o sana gölge olacak ve seni güneşin yakıcı sıcağından bile koruyacak. Ve gece ay da sana zarar veremez. Çünkü Tanrı senin yanında, seninle birlikte. O zaman arkadaşlar, hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Yani güneşin yakıcı sıcağından veya o koskocaman parlak aydan ya da çok şiddetli yağan yağmurlardan ya da koskocaman yüksek dağlardan, bunların hiçbirinden korkmamıza gerek yok. Kötü kalpli insanlardan, doğal afetlerden, kazalardan, bunların hiçbirinden korkmamıza gerek yok. Çünkü biz Tanrı'ya dua ettikçe Tanrı bizi her zaman koruyor olacak. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar konuştuk. Haydi bakalım, sizin için de benim için de hem şaşırmak hem öğrenmek hem de biraz dinlenme zamanı. Gelin hep birlikte Ege'ye gidelim. Bir salyangozun dünya etrafında bir tur dönmesi 4575 yıl sürer. Salyangozun yavaşlığını düşünürsek sanırım bir motor taksak salyangoza daha hızlı döndürebiliriz. Ya da bir bayrak yarışı nesilden nesile geçebilir. 6 numaraya benden 50 lira. Derin uykuda koku alınamaz. Uyanmaya yakınken veya yeni uyurken koku alınabilir. Bu yüzden uyurken pırt yaptığımızda bunun farkına bile varmayız. Ancak sabah kalktığımızda koku duruyorsa anlarız. Veya yanımızda biri uyuyorsa sabah hikayemizi dinleyebiliriz. 1. Yıldırımın oluşturduğu enerjiyle 100.002 ekmek kızartılabilir. Fırtınalı ve yıldırımların çaktığı bir gün çatıya 100.002 ekmek dilimi koyup bunu bir deneyeyim. Yıldırım çarpması, ekmek kızarması. Filler parmak uçlarını basarak görür. Çünkü topuklarında kemik yoktur. Tamamen yağdan oluşur.
Bu da demektir ki filleri iyi bir hırsız olabilir. Ama fark edilmeden bir yerlere girmeleri zor olur. O ayrı tabii. Sana kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yine bizi şaşırttın. Şimdi arkadaşlar işaretlerle konuşuyorum bölümündeyiz. Bugün sizlere işaret dilinden yeni iki tane işaret, yani yeni iki tane kelime öğreteceğim. Bunlardan ilki için heyecanlıysanız hemen gelsin. Ama önce hareketi göstereceğim. Bir tahmininiz varsa tahmin etmeye çalışın. Şöyle ellerimi böyle iki yana açtım. İki tane parmağımı kullandım. Yani işaret parmağımı ve orta parmağımı. Ve bunları böyle daha sonrasında böyle aşağı doğru indiriyorum. Ve parmaklarımı şu hale getiriyorum. Böyle açıyorum şu şekilde. Ortalarını açıyorum ve bunlarla böyle sanki böyle bir yeri kazıyor gibi yapıyorum. Bir tahmininiz var mı? Sanki böyle toprağı kazıyor gibiyim değil mi? Bir şey mi arıyorum acaba toprağın içinde? Arkadaşlar, bu kelime araştırmak anlamına geliyor. Yani sanki bir şey aramak, bir bilgi aramak ya da etrafı araştırmak anlamına geliyor. Hadi siz de benimle birlikte yapın. Hep birlikte araştıralım. Araştırmak, 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 araştırmak. Tamam. Bu kelime aklımızda. Şimdi gelelim bir sonraki kelimeye. Bir sonraki kelimemizi yine önceden göstereceğim sizlere. Belki tahmininiz varsa yüksek sesle bulunduğunuz yerden söyleyebilirsiniz. Ne yapıyorum sizce ben arkadaşlar? Nedir bu yaptığım şey? Yüzümde nasıl bir ifade var? Yüzümde şöyle bir ifade var. Üf tüh, tüh, tüh ya gibi. Bu kelime arkadaşlar unutmak anlamına geliyor. Hani böyle elimizle yaparız ya kafamızın yanında böyle hatırladım gibi mesela bu sevinirsek eğer aynı zamanda hatırlamak gibi de normal günlük hayatımızda kullanıyoruz. İşaret dilinde değil ama. Ama arkadaşlar unutmak bu. Unuttum. Unuttum. Tüh unuttum. Tüh unuttum. Haydi bakalım bir daha gösteriyorum az önceki kelimeyi. Araştırmak. Araştırmak, araştırmak, tüh unuttum, unuttum, tüh unuttum. Evet arkadaşlar, bu iki kelimeyi evde pratik yapın sizler de. Hatta pratik yaparken kendinizi videoya çekin. Biz de görelim nasıl yapıyorsunuz, seviniyor musunuz, güzel oluyor mu ki eminim güzel oluyordur. O yüzden bizlere WhatsApp numaramızdan ulaşın ve işaret dilinden öğrendiğiniz her kelimenin videosunu bizlerle paylaşın arkadaşlar. Şimdi de sırada ne varmış şöyle bir bakıyorum hemen. Gidiyoruz birlikte kumdaki hikayeleri izliyoruz. Ondan sonra da birlikte Tanrı'nın sözüne bakacağız. Bir gün Rab İsa öğrencilerini çağırıp Fısıh Bayramı için hazırlık yapmalarını istedi. Öğrencileri de İsa'nın istediği gibi gereken her şeyi hazırladılar. Aynı gece Rab İsa öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler bayram sebebiyle çok mutlu ve sevinçliydiler. Yemek yerlerken Rab İsa ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Rab İsa onlara, içlerinden birinin kendisini ele vereceğini söyledi. Öğrenciler dehşet içinde birbirleriyle konuşup bunu kimin yapacağını sordular. Rab İsa onlara, bana ihanet edecek olan elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır dedi.
Yemekten sonra Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Sıra Petrus'a gelince Petrus, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? Bu mümkün değil," dedi. İsa ona, "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Eğer ayaklarını yıkamazsam yanımda yerin olmaz," dedi. Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi. "Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız." Bundan sonra İsa öğrencileriyle birlikte Zeytin Dağı'na çıktı. Orada öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Onlardan biraz uzaklaştı. Yanına 3 öğrencisini almıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim, burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun," dedi. Sonrasında Rab İsa diz çökerek babaya dua etmeye başladı. O sırada ona güç vermek için gökte bir melek belirdi. İsa o kadar çok dua etti ki terleri sanki kan damlası gibi toprağa düşüyordu. Rab İsa duasını bitirdikten sonra uyuyan öğrencilerine seslenerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi," dedi. O sırada öğrencisi Yahuda, başkâhinler ve halk önderleriyle birlikte kalabalık bir şekilde oraya geldiler. Yahuda anlaştığı gibi, İsa'yı onlara teslim edecek ve karşılığında 30 gümüş lira alacaktı. "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın," diye onlarla sözleşmişti. Gerçekten Yahuda gelip Rab İsa'yı öperek ona ele verdi. Hemen İsa'yı tutukladılar. Öğrencileri ise korkup kaçmışlardı. Bu bölümün de sonuna gelirken şimdi şu güzel ayetle veda edelim. "Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda." Yuhanna 6. bölüm 56. ayet. Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Geçtiğimiz günlerde birazcık hüzünlü kısımlardaydık ama galiba bugün güzel bir şey olacak. Çünkü öykümün ismi Tanrı'nın muhteşem sürprizi. Acaba bizim sürprizleri çok seven Tanrımız nasıl bir sürpriz yapmış ve biz bugün onun hangi sürprizini öğreneceğiz? Haydi sen de bana eşlik et, beni güzelce dinle ve birlikte geçmişe doğru İsa Mesih'in yaşadığı dönemlere doğru bir yolculuk yapalım seninle. İsa'nın arkadaşları üzgündü. Bir daha en iyi arkadaşlarını göremeyeceklerdi. Bu nasıl olabilirdi? İsa kurtarıcı değil miydi? Tanrı'nın söz verdiği kral değil miydi İsa? Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Evet, ama zaten bittiğini söyleyen kim? Üçüncü gün, tam güneş doğmadan önce Tanrı bir deprem yolladı. Yanında da göklerden bir melek. Nöbetçiler meleği görünce korkudan yere yığıldılar. Melek kocaman taşı kenara yuvarladı, sonra da üstüne oturup bekledi. Tam şafak vakti Mecdalli Meryem ve başka kadınlar İsa'nın bedenini yıkamak için mezara gitmekteydiler. Sabah güneşi zeytin ağaçlarının arasından parlıyor, yapraklardaki ve çimlerdeki çiğ damlacıklarının üzerine ışıldıyordu. Sanki her tarafta ufak gözyaşları vardı.
Arkadaşlar toprak yoldan, zeytinliğin içinden mezara gelene kadar sessizlik içinde yürüdüler. Hemen garip bir şey fark ettiler. Mezarın kapısı açıktı. Bu nasıl olabilir? Koskocaman bir kaya vardı çünkü önünde. Bir insan gücü onu açmaya yetmezdi. Üstelik de nöbetçiler de vardı. Kimse nöbetçiler orada dururken gelip kapıyı açamazdı ki. Kapıdan içeri eğilerek karanlık mezarın içine baktılar. Nasıl yani? İnsanın bedeni yoktu. Mezarda değildi o. Sonra da bir şey daha oldu. Orada çok parlak, insana benzer biri vardı. Sanki giysileri şimşekten yapılmıştı. "Korkmayın," dedi melek. Ama ellerinde değildi ki. Korkuyla çığlık attılar. Melek onlara sordu. "Burada ne yapıyorsunuz?" "Burası bir mezar ve mezarda ölü insanlar olur." Kadınlar konuşmadılar. Çünkü İsa da ölmüştü. "İsa artık ölü değil ki," dedi melek. "Yeniden hayata döndü." Kadınların kalpleri takla attı. Melek öyle büyük bir sevinçle güldü ki bir anlığına, sanki bir kabustan uyanmış gibi hissettiler. Kadınların çoğu koşarak eve gitti. Ama Meryem arkada kaldı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? İsa kesinlikle ölmüştü, bundan emindi. O zaman nasıl hayatta olabilirdi? O anda Meryem bahçede birinin gezindiğini duydu. "Herhalde bahçıvandır canım," diye düşündü. İsa'nın bedeninin nerede olduğunu bilir bu bahçıvan. Meryem telaşla, "İsa'nın nerede olduğunu bilmiyorum," dedi ısrarla. "Onu bulamıyorum bir türlü. Belki bahçıvan ona cevap verir," diye. Ama her şey yolundaydı. İsa Meryem'in nerede olduğunu biliyordu. Onu bulmuştu. Meryem. İsmini o şekilde söyleyen tek bir kişi vardı. Kalbi güm 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 atmaya başladı. Arkasına döndü. Orada birisi duruyordu. Daha iyi görebilmek için elini gözlerine gölge yaptı. Rüya mı görüyordu? Hayır, rüya görmüyordu. Gerçekten görüyordu. İsa. Meryem yere kapandı. Gözleri yaşlarla doldu ve hıçkıra hıçkıra ağladı. O anda yapmak istediği tek şey İsa'ya sımsıkı tutunmak ve asla bırakmamaktı. "Meryemciğim, bana daha sonra tutunabilirsin," dedi İsa şefkatle. "Her zaman bana yakın olacaksın. Ama şimdi yapman gereken şey diğerlerine hayatta olduğumu söylemek." Meryem koşa koşa kente gitti. Hayatında hiç daha önce bu kadar fazla, bu kadar hızlı koşmamıştı. Sonsuza dek koşabileceğini hissetti. Sanki ayakları yere bile değmiyordu. Sanki güneş gökyüzünde hoplayıp zıplayıp dans ediyordu, parlıyordu, onunla yarışıyor. O taptaze günde daha önce hatırlamadığı kadar muhteşem bir şekilde parlıyordu güneş. Meryem o sabah koşarken sanki bütün dünyanın yenilenmiş olduğunu hissetti. Sanki bütün dünya sevinçle şarkı söylüyordu. Ağaçlar, çimlerdeki sesler, kuşlar ve kalbi. Tanrı gerçekten de üzücü olan her şeyi ortadan mı kaldırıyordu? Yani ölümü bile yok mu ediyordu acaba? İsa'nın arkadaşlarına söylemek için sabırsızlanıyordu. "İnanamayacaklar," diye güldü kendi kendine. Ve tabii ki de haklıydı. Evet arkadaşlar, artık hikayemiz daha güzel, daha neşeli yerlere doğru geldi. Çünkü gerçekten böyle oldu. Tanrı her kötü şeyi iyiye çevirmek için hazır bekleyen ve bunu her şekilde yapan bir Tanrı. Arkadaşlar, Nora ablanı sizi çok seviyor. Bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Beğendin mi? Evet. Çok güzel dekor değil mi? Bu dekorda birçok program çekiyorlar burada. Evet, evet. Biz de yaptık işte bir tane. Evet. Daha anlatmak ister misin programları? İnsanlar da izlesin, kendileri görsün. Peki kardeş, çok güzel. Evet, nerede kalmıştık? Ölçü Pavlus, Selanik'te yaklaşık
3 hafta kalmıştı. Aferin sana, çok güzel hatırladın. Evet, Selanik'ten sonra Beria'ya gidiyorlar. Beria günümüzde Karaferye olarak adlandırılan bir Yunanistan şehri. Selanik'e yaklaşık olarak 76 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Boğazı büyükler kalır da kaç kilometre uzakta kaldığı hiç mi hiç aklımda kalmayacak be? Tamam olsun, tahmini bir uzaklık zihninde canlansın diye bahsetti. Ah, harikasın. Elçi Paulus, Silas ve Timoteus burada da Tanrı sözünü anlattılar. Ortalık yine kışkırtıcılar tarafından tehlikeli olmaya başlayınca Elçi Paulus'un tarafında olanlar onları limana götürdüler. Silas ve Timoteus daha sonra Elçi Paulus'la buluşma planı yapıp şehirde kaldı. Elçi Paulus ise nereye gitti? Nereye? Yunanistan'ın başkentine. Yani nereye? Anlatım içinde soru. Çok sevdim. Atina. Aferin sana. Evet, Atina. Elçi Paulus'un daha önce gittiği yerlere hiç benzemiyordu burası. Daha ihtişamlıydı. Birçok bilgin burada yaşıyordu. Eski inançlardan kalma çok büyük tapınaklar da yine bu şehirde yer alıyordu. Yunan mitolojisinden olanlar değil mi? Tabii. Zeus Tapınağı, Artemis Tapınağı ve daha niceleri. Atina halkı Elçi Paulus'u dikkatle ve merakla dinledi. Kimleri onun anlattıklarını olumlu bulmadı ama yine de iman edenler oldu. Ne güzel. Atina'da bitiyor mu ikinci yolculuk? Hayır. Elçi Paulus buradan Korintos'a gidiyor. Orası da Atina'ya ortalama 75 kilometre uzaklıkta bir yer. O dönemde her yer birbirine ortalama 70 kilometre uzaklıkta galiba. Hayır değil. Öyle denk geldi. Ayrıca bak aklında kalmış, gördün mü? Evet. Üzerine sohbet edince pekişti. Pratik çok önemli. Kesinlikle haklısın. Korintos neresi peki? Korintos ya da Korint, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan zamanın şehir devleti. Deniz kenarında yer alıyor. Oh, tatil yeri. Evet, Paulus Korint'e vardıktan sonra her daim verdiği vaazlarına burada da devam etti. Bu sırada Makedonya'da bulunan Silas ve Timoteus da Paulus ile burada buluştular. Sonra bir ara İsa Mesih Paulus'a göründü ve ona şöyle dedi. Ne dedi? Söylesene mi? Yani o da ilk sezonumuzun son bölümüne kalsın Zihni. Of, çok merak ettim ama sabredeceğim. Sonraki bölüm bitiriyor muyuz? Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edecek ve ikinci yolculuğu bitireceğiz. Üçüncü ve dördüncü yolculukları da ikinci sezonumuzda anlatıyor olacağız. Peki, öyle olsun. O zaman sorum geliyor. Ey harika, çok sevindim. Hadi Zihni sor. Gastronomi, yemek ve aşçılıkla ilgili bir terimdir. Doğru mu? Yanlış mı? Zihni, senin karnın acıkmış sanırım. Evet, acıktı ama soruyla bir alakası yok. Peki, cevap veriyorum. Doğru, yemekle ilgilidir. Tebrikler. Tebrikler mi? Evet, gastronomi Fransızca kökenli bir kelime. Yemeği iyi yeme merakı olarak geçiyor. Aynı zamanda sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, lezzetli mutfak ve yemek düzenine verilen sisteme de gastronomi deniyor. Bu kelimeyi üniversite bölümlerinde, televizyonlarda ve kitaplarda görüp duymak mümkün. Peki Zihni, karnın zil çalmasıyla ilgisi var mı? Onun benimle ilgisi var mı? Hadi koş. Ne oldu? Victoria yemek zilini mi çaldı? Hadi gidelim yemek yiyelim. Koş.